Ağzı bıllahi min al-shaytan rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin Salat ve selamü aleyküm ya seyyid al-awlin ve al Pek aziz ve muhterem camia TV izleyicileri, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyoruz. Rabbim Celle Celaluhu inşallah bugünkü vahiden kalbe dersimizde Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olan Bakara suresi 26 numaralı ayeti kerimeden itibaren inşallah ders yapmaya çalışacağız. Tesirini nefislerimizde halk eylesin. Kıymetli müminler, burada yine ayrı bir gündem olması gereken bir konu var. O da nedir? Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de birçok misaller veriyor. Böyle bir şeyle başlıyor ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah la yastahi an yadrib mesela ma ba'udatan fe ma Şüphesiz Allah hakkı açıklamak için sivri ve onun ötesinde de bir varlığı misal getirmekten çekinmez. Şimdi bu ayeti kerime başka bir yerden cevap olarak geliyor. Şimdi daha önceki geçtiğimiz ayeti kerimelerde Allah Celle Celaluhu birkaç misal verdi. O misaller üzerine o zamanki münafıklar dediler ki Allah böyle misal vermekten daha yücedir. Allah yücedir ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretlerine verdiği o misalleri yakıştıramadılar. Neydi onlar? Birincisi Bakara Suresi 17'deki Meselhum <laughs> nara. Onların münafıkların durumu karanlıkta gecede bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir. Ateş yanıp etrafı aydınlattığı anda hemen onlar aydınlığını giderir ve onları karanlıkta bırakır Allah celle celaluhu. O münafıkların durumunu anlatırken Allah celle celaluhu Diyor ki bunlar önlerini ancak gece yaktıkları bir ateşin yaktığı ve ışıttığı kadar görebilirler. Allah onların ateşinin aydınlığını giderir ve onlar karanlıklar içerisinde görmez bir halde kalıverirler. Allah Celle Celaluhu böyle bir misal veriyor. Diyor ki onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Kim? Münafıklar. Münafıklar. Niye? Çünkü onlar ikili oynamayı seven kimseler. Allah Celle Celaluhu onların hallerini gece karanlığında ateş yakan bir adamın durumuna benzetiyor. Veya diyor ki ev kesayibin min es-sema'i fihi zulumatun ve ra'dun ra ve barkun yec'alun asabi'ahum fi azanihim min es-sawa'iq hazar al maut Yahut onların durumu Gökten sağanak halinde boşalan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve yıldırımlar bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O münafıklar yıldırımdan gelecek ölüm korkusu ile parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah kafirleri çepe çevre kuşatmıştır. Şimdi bu misalleri veriyor Allah Celle Celaluhu diyor ki: "Yekadul barqu yahtafu absarahum." O esnada şimşek sanki onların gözlerini çıkaracakmış gibi çakar. Kullama adaa lehum Her ışıttığında birazcık yürürler. Ve izâ azlem aleyhim kam. O ışık gitti mi? Orada kalırlar. Bu misalleri Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de nasıl Allah'a böyle misaller efendim atfedersiniz Allah gece ateş yakan adamın gibi yağmurda efendim şimşeklerin, yıldırımların çaktığı böyle misaller vermez deyince Allah Celle Celaluhu onlara cevaben diyor ki Allah sivrisinek ve onun ötesinde misal vermekten çekinmez. Kıymetli müminler, şimşek çakması, yıldırım büyük bir olay, sivrisinek dediğiniz hadise küçücük bir olay. Ama Sivrisineğin yaratılışına baktığınız zaman hiç de küçücük bir şey değil. Allah Celle Celaluhu için son derece basit bir hadise ama bugünkü yetiştiğimiz, eriştiğimiz teknolojide bile bir sivrisineğin kabiliyetlerini yerine getirebilecek uçan bir cisim yapma şansımız yok. Yani uçaklarımız, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, füzelerimiz, aya gittiğimiz veya başka gökyüzüne gittiğimiz uydular fırlattığımız füzeler var. Ama sivrisineğin büyüklüğünde ve sivrisineğin taşıdığı kabiliyetleri kendinde bulunduran yarattığımız bir şey yoktur. Sivrisineğin üzerine... Elinizi tuttuğunuz zaman hava boşluğunu görmez ama bir sineğin üzerine elinizi böyle tuttuğunuzda sinek anında uçar. Sebep o kanatlarıyla hava basıncını ölçer. Ama sivrisinek ağzında barındırdığı o 6 tane efendim bıçağıyla bunların ikisi keser, bir tanesi girer. İnsanoğlunun Neresine konarsa altında mutlaka damar vardır. Orayı kesmeden önce uyuşturur. MD kan pıhtılaşmadan içeriye çeker. Sadece dişi sivrisinekler insanın kanını emer. Kafasındaki gözler ve sayısına baktığınız zaman, renkleri algılayış biçimine baktığınız zaman gözleri insandan çok daha fazla rengi algılayabildiği ve görebildiğini görebiliyoruz. Böyle küçücük gibi duruyor ama havada uçarken kan tahlilinizi yapıp gelip oraya nasıl konduğunu Efendim çıkardığı seslerden uçarken nefes alışveriş verme biçiminden yaratılışından itibaren her şeyiyle mükemmel bir varlıktır sivrisinek. Onun için Allah Celle Celaluhu sinekten veya sivrisinekten misal vererek gücünüz yetiyorsa böyle bir şey yapın diyor. O sinek bir insanın eline koluna veya ayağına konduğu zaman önce bir anestezi uzmanı gibi orayı uyuşturur ve biz sivrisineğin bizi soktuğunu o kalkıp gittikten sonra anlıyoruz veya giderken görürsek görüyoruz. O bıçağıyla öyle bir kesiyor ki değerli kardeşlerim o bıçağın içerisindeki inceci kanaldan kanı emiyor. Emdiği kanalla yavrularını besliyor, dişi sinek olduğu için lavraları besliyor ve o e, Boru tıkanmasın diye içerisine bir sıvı salgılıyor ki o kanı sulandırıyor Ve e, insanoğlu bunun hiçbirisini anlamıyor Ve saniyeler içerisinde bu operasyon gerçekleşiyor Rabbimiz Celle Celaluhu diyor ki Allah böyle bir misal vermekten çekinmez Buradaki istihya, utanma kelimesi var. Utanma şeyi korkmayla alakalıdır. Allah'la beraber anlatılması doğru değildir. Allah burada Arapçasında la yani böyle bir misal vermeyi terk etmez veya Türkçemizde çekinmez şeklinde tercüme ediyoruz. O münafıklara diyor ki Allah Celle Celaluhu her türlü misaller verebilir. İnşallah vahiden kalbe derslerimizin birisinde de Rabbim inşallah nasip eder hazırlığını yaparız. Kur'an-ı Kerim'deki bütün verilen misalleri sırayla anlatmaya çalışırız inşallah. Münafıklara diyor ki Allah o sivrisinekten ve ötesinden de misal verir. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ İman edenlere gelince onlar bilirler ki bu Allah'tan bir haktır. Ve emmel lezine kafaru fe yekulune mâzâ erâdallâhu bihâzâ O kafir olanlara gelince Allah böyle misal vermekle ne murad eder diye soru sorarlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu verdiği her misalde insanın dikkatini bir yere çekip insanı uyarır. Türkçemizde de birtakım takım misaller veririz. Aslan gibi deriz örnek bir insanı gösterirken aslında cesaretine dikkat çekeriz bu vermiş olduğumuz misalle. İşte çay içerken bir şeye benzetiriz. İşte insanın güzelliğini anlatırken aya benzetiriz. Buna benzer yerlere dikkat çekeriz. Allah Celle Celaluhu da iman edenlere de etmeyenlere de vermiş olduğu misallerle insanoğlunun dikkatini düşünmeye, tefekküre çekmektedir. Yudillu bihi kethiran ve yehdi bihi kethiran ve ma yudillu bihi illa fasikin. Allah Celle Celaluhu bu misallerle birçok kimseye saptırdığı gibi birçok insana da hidayet verir. Ama sadece fasık olanları saptırır. Allah onunla birçok kimseyi saptırır. Birçoklarını da doğru yola yöneltir. Kıymetli müminler Verilen birkaç misalle insanların örneğin katıldığımız bir cenazede hepimizin sonu bu. Bakın dünyada neler bıraktı gitti. Evler, arabalar, banka hesapları, o kadar çevresi, çocukları hepsini bıraktı. Ama kendi başına kabre dahi inmeye gücü yetmiyor diye anlattığınız zaman insanlar bu tür misallerden öğütler çıkarır. Diyoruz ki siz de biz de yaşarken ders almayı, öğüt almayı Allah her birimize nasip eylesin kıymetli müminler. Ne demek istiyor kardeşim diye sormaktan ziyade bunun arkasında yatan o mantığı görmekte fayda var. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemize hidayet üzere olmayı nasip eylesin ama hiçbirimizi fasıklardan eylemesin. Fasık olan kimse Helalle haramları birbirine fazlaca karıştıran kimseye diyoruz günahkarlar. Eğer bir kimse bir mekruh olan, bir günah olan şey üzerinde ısrarla devam eder ise şayet onunla zamanla bütünleşir. Hiçbir günahı hafife almamak lazım. Efendim bundan ne olacak dememek lazım. Hani elinizi kaşırsınız. Bir kere kaşımayla bir şey olmayacağı doğrudur. Ama aynı yeri ısrarla kaşımaya devam ederseniz yara edersiniz. Günahlarda da o küçük günahlarda da buna çok dikkat etmek lazım. Ne olacak efendim dememek lazım. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bizi uyarıyor. Özellikle de başkasının malı konusunda uyarıyor. Diyor ki: "Allah'tan korkun velev ki yarım bir hurma da olsa." Yani adamın bahçesinden uzanıp hakkımız olmayan bir yarım hurma da alsak veya ağacından bir küçücük dal koparsak, misvak koparsak mal sahibinin bunda rızası yok ise şayet bu bizim hakkımız değildir. Elimizi oraya uzatmamamız lazım. Çünkü biliyoruz ki en ufak yırtık küçücük bir yırtıkla başlar ama o küçücük yırtığı gerdiğin zaman kocaman bir yırtığa dönüşür. İnsanlar da küçük günahları hafife alarak büyük günahları yapmaya cesaret bulurlar. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi onlardan ne yapsın muhafaza eylesin, korusun kıymetli müminler. Burada bir sonraki ayeti kerimede Bakara suresi 27 numaralı ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu buyurur ki اَلَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ Onlar, o fasıklar öyle ki kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Kesin söz verdikten sonra sözlerine dönerler. Bunu nereden hatırlıyoruz? Daha önceki ayeti kerimelerde ve izâ lekullezîne âmenû kâlû innâ mâkum. Biz Müslümanlarla bir araya geldiği zaman efendim biz de sizlerdeniz derler. Ama ve izâ halav ilâ Şeytanlar Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında derler ki biz onlarla dalga geçiyorduk. Verdikleri sözleri tutmazlar. Sözlerin özellikle de Allah'a verdikleri sözleri tutmayan bu kimselere münafık diyoruz. Hani amelde münafıktan bahsediyoruz. İşte konuştuğu zaman yalan söyler, kendisine emanet verildiği zaman ihanet eder. Bu münafık dediğimiz, ne yapacağı belli olmayan, beyaz konuşup siyah işler yapan efendim senden gibi gözüküp düşmanına hizmet eden, sana söz verip sözünde duracakmış intibası oluşturup seni ilk fırsatta satan, verdiğin emaneti kendi malıymış gibi görüp ona e, ihanet eden, konuştuğu zaman yalan söyleyen, sözünde durmayan, bu ikilemler içerisinde gidip gelen kimseler Allah Celle Celaluhu Hazretlerine verdikleri sözü tutmazlar. E, söz, sözlerinde durmazlar, sözlerini tutmazlar. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ ve nefil fil ard. Bunlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri ayrırla, ayrıştırırlar. Allah iman edin derler bunlar inkar ederler. Allah sılayı rahim yapın der bunlar sılayı rahimi davranışlarıyla duruşlarıyla keserler. Değerli kardeşlerim burada bir noktanın altını da ısrarla çizmekte fayda söz konusu. Sıla-i rahim dediğimiz zaman rahim yoluyla akraba olduğumuz. Rahim kelimesi Rahman kelimesi Allah'ın isimlerinden birisi. Allah Celle Celaluhu akraba ile olan ilişkiyi kendi isimlerinden bir isimle, bir kelimeyle bir arada tutmuş. Allah Celle Celaluhu akrabasıyla ilişkileri kesenlerin sanki Allah'la ilişkilerini kesecekmiş gibi algıladığını görürüz. Özellikle de anne babaya karşı yapılan hatalar, suçlar, kusurlar Allah Celle Celaluhu bunları affetmez. Anne baba kafir dahi olsa onlara iyi davranmayı emreder dinimiz. Bunun hiç unutulmaması gerekir. Çünkü e, sılay rahim dediğimiz zaman akrabalık silsilemizi yukarıya devam edip götürdüğümüz zaman bu sılay rahimler bir rahimde birleşiyor. O da hepimiz Hazreti Adem ve Havva Validemizin çocukları olduğumuz. Yani Ekranlarda gördüğünüz benle Beni e, Benim karşımda gördüğüm sizler Bir yerde akrabalık bağlarımız var. Bu akrabalık bağları uzayınca Akrabam demiyoruz. Din kardeşimiz, insanlık kardeşi diyoruz. Ama bu silsileyi yukarıya doğru takip ettiğimiz zaman kameranın karşısındaki ile ekranın karşısındakinin kardeş olduğunu, aynı rahimden geldiğimizi görüyoruz. İlişkilerin kesilmesini dinimiz asla doğru bulmamaktadır. Yani insanla insan ilişkisi bir araya gelmesi, konuşması, küskünlüklere, dargınlıklara son vermesi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri bunu her fırsatta dile getiriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a peygamberlik verildiğinde, eve geldiğinde e Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın eşi, daha ortada Kur'an-ı Kerim'den sadece ilk inen 5 ayeti kerime var. Rahimle alakalı, akrabalıkla alakalı Efendimiz daha hiçbir kelime söylememişken Hz. Hatice Peygamber Efendimiz'e diyor ki sen iyi birisisin, sen yalan söylemezsin, sen sılay rahim yaparsın. Bakın o dönemde de sılay rahim ne kadar önemli ve dile getiriliyor. Yani akraba ile ilişkileri kesmezsiniz. Buradan da ekranları başındaki kardeşlerimize seslenip diyoruz ki Değerli kardeşlerim insanlık hali bu. Zaman zaman birileri ayağımıza basabilir, birileri bizi kızdırabilir, birileri davranışlarıyla bizi yorabilir. Ama bize düşen Onların yaptığı yanlışlara ortak olmak değildir. O yanlışları göstererek bu işin doğrusunu yapabilmektir. O da nedir? Barışık olmaktır. İletişim yollarının açık tutulmasıdır. Allah Celle Celaluhu birleştirin diye emrediyor. Bunu kesenleri münafıkların sıfatlarından bir sıfat gibi gösteriyor burada ayeti kerimede. Diyor ki ve yaktaun kesmek ma emara Allahu bihi en yusale. Yusal en yusal dediğimiz şey birleştirilmesi gerekirken onu kesenler, koparanlar, ayıranlar, uzaklaştıranlar, araya mesafe koyanlar iyi bir iş yapmıyorlar. Efendim benim hakkımda şöyle demiş ama ben affettim, barışmak istiyorum deyip nefsinizi ayağınızın altına almaktan daha güzel ne var? Gelin bunu hep birlikte yapalım değerli müminler. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Böyle yapanlar hüsrana uğrayacaklar, zarar edecekler. Ticaret yapıyor gibi durabilirler, iş yapıyor gibi durabilirler, bir netice almak için çalışıyor olabilirler. Ama sonuç ziyan, sonuç zarar, sonuç iflas, sonuç çıkmaz sokak. Bu yoldan gitmeyin, öyleyse Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı şahit tuttuğunuz her işi mutlaka yerine getirin ve sılayı rahimden asla vazgeçmeyin. O dönem münafıklarının söylediği gibi Allah bu misallerle neyi arz ediyor? Ne demek istiyor? Allah Celle Celaluhu seni beni uyarıyor. Diyor ki uyanık olun. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretlerinin göndermiş olduğu bu kitaba ittiba edin ve hidayet üzere olun. Hidayet üzere olmayı ve yehdi bihi kethiran diyor. Allah birçok kimseye hidayet eder. Hani Fatiha'da ne diyoruz? İhdine sıratal mustaqim. Mustaqim olan, doğru olan bir yola bizi hidayet eyle. Doğru olan yola hidayet eyle. Günde sünnetleriyle kıldığımız bir namazda 40 defa okuyoruz. Bir ölünün arkasından bir Fatiha okuyoruz 41 oluyor. Başka bir vesileyle okuyoruz. Günde 40-50 defa bazen 100 defa okuyoruz. Ve her seferinde diyoruz ki bizi müstakim olan, eğrisi olmayan, dost doğru olan bir yola ilet diyoruz. O yol Allah'ın bizim için çizdiği yoldur. Kıymetli müminler gelin o yoldan bizi saptıracak her işten uzak durmaya gayret edelim. Rabbimiz Celle Celaluhu kafirlerin davranışlarından bir şaşkınlık arz ediyor. Diyor ki: "Keyfe tekfurune billahi ve kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ileyhi turcaun." Ey kafirler! Allah Celle Celaluhu onlara sesleniyor. Sizi ölüyken sizi dirilten, dünyaya getirip hayat veren, Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Yani sen ortada yoktun, sana hayat verdi, dünyaya getirdi. Seni dünyaya getiren bu gücü nasıl inkar edersin? Sonra sizi tekrar öldürecek, sizi tekrar diriltecek ve sonunda ona döndürüleceksiniz. Bu ölüm evreleriyle alakalı müfessirler birçok şeyler söylemişler. İnsanoğlu hiç yokken ortada. Yani annesi babası evlenmemişken neredeydi bu insan? Babasının sulbündeydi. Evlilikten sonra anne rahmine geçti. Sonra doğumla dünyaya geldi, canlandı. Sonra öldü toprağa girdi. Sonra yattığı kabirden Allah Celle Celaluhu onları tekrar canlandırdı, kalktılar şeklinde ifadeler olduğu gibi. Kıymetli müminler Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri insanoğluna diyor ki sen yoktun, ölüydün, seni dirilttim, diriydin, öldün. Seni tekrar dirilttim. Bütün bunları hani o Mekke müşrikleri de sordular hep. Dediler ki: "Yani biz ölüp kemiklerimiz çürüyüp toz olduktan sonra bizi kim diriltecek?" Allah Celle Celaluhu diyor ki: "Siz toz olabilirsiniz. Kemikleriniz çürüyebilir, kemikleriniz yanabilir, sizi vahşi bir hayvan yiyebilir." Ama sizi ilk defa yaratan Allah tekrar iade edecek. İlk defa yaratmak muzur, sonradan tekrar yapmak muzur. Allah için böyle bir zorluk söz konusu değildir. Kıymetli müminler, Rabbimiz Celle Celaluhu insanoğlunu tekrar ne yapacak? Diriltecek. İnsanoğluna hayat verecek. Hayat verecek ki insanoğluna hesap sorsun. Ölüyken değil, diriyken soracak. Yani ahirette müminler de kafirler de, inananlar da inkar edenler de canlandırılacaklar. Yeniden hayat bulacaklar. Bu hayatın içerisinde kimisi cenneti yaşarken, kimisi inkarın hesabını verecek. İnkar edenlerden asla ve asla olmayalım. Rabbim Celle Celaluhu Hazretlerinin bize vermiş olduğu bütün nimetlere şükür makamında olalım. O nimetlerin karşılığında Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretlerine sonsuz bağlılığımızı ifade edelim. Rabbim cümlemizi küfür ve nifak şerrinden, şirk şerrinden, hatalarından, günahlarından, isyanlarından uzak eylesin inşallah. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemiyan. Huvellezî, o Allah ki, halaka lekum mâ fil ardı cemiyan. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratmıştır. Siz nasıl Allah'a inkar edersiniz? Nasıl o Allah'a karşı gelirsiniz? Sana hak etmediğin halde o kadar çok nimet vermiş. İnkar ettiğin halde yaşama hakkı vermiş. İnkar ettiğin halde düşünme hakkı vermiş. İnkar ettiğin halde içinde yaşamış olduğun şu dünyevi hayatta zevk alma, tat alma imkanı vermiş. Allah Celle Celaluhu diyor ki bunları hepsini senin için yarattım birazcık düşün. Sonra Allah Celle Celaluhu semaya yöneldi. Fesawahunna 7 semavat. Onları 7 kat sema yaptı ve o bi kulli şeyin alim. O Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kıymetli müminler bu ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu başında o münafıklardan Allah nasıl misaller verir diyenlere diyor ki en basit şeylerden de misal verebilirim yeter ki siz bu verdiğim misallerden ders çıkarın dünyevi hayatınızı toplayın. Kendinize çeki düzen verin. Küfür, nifak ve şirk tuzağından uzaklaş. Aklınızı devreye sokun. Allah'ın nimetlerini görün ve bu kadar nimet karşısında şükür bakamında olun. Allah Celle Celaluhu diyor ki keyfe tekfurune billah. Nasıl Allah'a Allah'ı inkar edersiniz? Soru soruyor Allah Celle Celaluhu. Ey kafirler! sizi ölüyken dirilten, dünyaya getirip hayat veren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Hangi gerekçeyle, neyinize güveniyorsunuz? Elinizde hangi imkanlar var? Kıymetli müminler, kafir dediğimiz insanın akıl tutulması yaşadığını, nefsine ne kadar uyduğunu, şeytana ne kadar uyduğunu bu ayeti kerimelerde bir kere daha müşahede ediyoruz. İman ehli olan kimse Rabbine verdiği bütün nimetler karşısında şükreden kimse olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz. Allah celle celaluhu şükredenleri sever. İman edip imanlarının arkasında salih amel ekleyenleri sever. Rabbim celle celaluhu cümlemizi onlardan eylesin. İçinden geçmiş olduğumuz şu günlerde kitabı ve sünneti tanıyan, kendi alimlerini tanıyan, Kur'an yolunu bilen ve o yoldan yürüyen kimselerden olmayı bizlere Allah nasip eylesin. Bu yol kıymetli müminler. Hani Kimileri kendince karalama yapıyorlar. Biz diyoruz ki güneş balçıkla sıvanamaz. Güneşe ne kadar çamur atarsan at, o çamur döner dolaşır sana gelir. Ama güneşe bir şey olmaz. Ne demek istiyoruz burada? Allah'ın kitabı koyduğu kurallarla bize yol gösteriyor. Rabbim Celle Celaluhu bu Kur'an-ı Kerim'i ehli sünnet çizgisinde okuyup anlamayı bizlere nasip eylesin. İslam'ın güzelliklerini Dışarıya öyle bir anlatalım ki biz insanlara gül takdim edelim. Eğer almayacaklar olursa bu gülün kötülüğünden değil o insanların bu gülün güzelliğini görecek gözleri olmayışından veya kokusunu alacak kokuk alma kabiliyetlerinin olmadığındandır. Ama gülün kötülüğünden asla ve asla değildir. Rabbim Celle Celaluhu her birimizin evine huzurlar nasip eylesin. İnşallah. Bir sonraki sohbette vahiden Kur'an'a efendim e, buluşmak üzere diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.